Hepimiz çıplak doğar ama kamusal alanda vücudumuzu örtme ihtiyacı duyarız. Bunun nedenleri var. Soğuk iklimlerde giysiler bizi donmaya, aşırı sıcakta ise güneşe karşı korur. 21. yüzyılda ise çoğunlukla modaya göre ayak uydurmaya başladık. Artık neredeyse binlerce giyim çeşidi vardı. Her insan kendi tarzında farklı bir şeyler giyerek farklı olmaya çalışır. İnsanlar giyimine önem verir ve bu sektörde milyarlarca dolar bir para dönmektedir. Her ne kadar şık gördüğünüzü düşünseniz de uzmanlara göre pek çok marka insan sağlığını düşünmeden hareket ediyor. Hatta içerdikleri kimyasal ve diğer zararlı etkenlerden dolayı ölümünüze bile sebep verdikleri ortaya çıkmıştır. Bu videoda asla satın almamanız gereken birkaç şeyi derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeşil ayakkabı. Özellikle ünlülerden görüldüğü için satın alınmaya başlayan bu tarz ayakkabılara dikkat edin. Özellikle rengi aşırı ise biliniz ki çok daha fazla kimyasal madde kullanılmıştır. Özellikle plastik, tekstil ve deri ürünlerinde renk ne kadar koyuysa o kadar çok boyar maddenin kullanılmış olduğunu unutmayın. Yeşil pigment rengi bakır ve diğer zehirli karışımların sonucu ile oluşur. Her giydiğinizde ayaklarınız bu zehire maruz kalır. Kadınlar bu tarz koyu renkli ayakkabıların yakıştığını düşünebilir fakat zehirin ölümcül olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ayaklarda çıkan ilk belirtiler kabukların soyulması ve aniden oluşan kasıntı hissidir. Eğer ayak cildinden bir açık olmuşsa zehir içeriye girerek tüm vücudunuza yayılır. Bu sebepten dolayı ölen kişiler bile var. Ölen kişilerin ayakları yeşile, daha sonrasında yeşil kusma gibi korkutucu belirtilere yakalandığı ortaya çıkmıştır. 5 parmak ayakkabı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı tarzda piyasaya çıkan pek çok ayakkabı görmekteyiz. İlk başta çok sevilen, daha sonrasında fazla sevilmeyen bu 5 ayaklı ayakkabılar hakkında pek çok soru işareti var. Her ne kadar farklı bir ayakkabı olduğu için takdir toplasa da ne kadar sağlıklı olduğu kimse bilmiyordu. Firma tüketicileri ayakkabının sağlıklı olduğu yönünde reklamlar yaptı. Fakat reklamların aldatıcı olduğu gerekçesiyle dava yedi. Pek çok insan zaman içinde ayaklarına zarar verdiğini söylediler. Bunun sebebi çok açık. Ayak parmaklarınızın içine bile giren kumaş hasarın en büyük nedeni oluyor. Eğer kumaş ve tabanı kalitesiz bir malzemeyle yapılmışsa sağlığınız daha ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle spor yapmak için sporcular için kesinlikle önerilmiyor. Ayakkabı ile ayaklarınız çok fazla sürtünmeye maruz kaldığından dolayı iltihaplanması yüksektir. Çakma ayakkabılar. Ucuz olduğu için pek çok insan çakma ayakkabıları tercih ediyor. Açıkçası bu ayakkabıların nasıl yapıldığı belli. İnsan sağlığı hiç düşünülmeden ucuz malzemelerle yapılan kalitesiz ayakkabılardır. Her ne kadar iyi olanları çıksa da zehirli olanı da size denk gelebilir. Özellikle Çin'den gelen bazı ayakkabıların zehirli madde taşıdığı çıktığı öğrenilmişti. Türkiye'de pek çok ayakkabı satıcısı ağır cezalar yedi. Devlet her ne kadar önlem almaya çalışsa da bu ayakkabılar bir şekilde sızdırılmaya devam ediliyor. Zehirli ayakkabıyı satın almamak istiyorsanız ilk önce ucuz fiyatlardan uzak durun. Zehirli ayakkabıların tabanları sert ve kalın oluyor. Siyah boyaları çıkıyor. Bir de derisini kokladığınız zaman kokuyor. Yerli üretim derilerde koku olmaz. Normal hayvan derisi gibi kokar. Ama bu deriler farklı kokar. Bu zehirli ayakkabıların derisi yanık kokusu gibi kokar. Elinizi sürdüğünüz zaman siyah bir kalıntı gibi iz bırakır. Ayak sağlığını da bozar. Ayak kokusu yapar. Ayakta alerjen etki yapar ve enfeksiyon kapmaya neden olur. Plastik terlik. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan plastik terliklerin sağlık açısından bazı riskleri barındırdığı ortaya çıkmıştır. Terliklerde tespit edilen en tehlikeli kimyasal ise polisilik aromatik hidrokarbon, PAŞ adı verilen madde. PAŞ kanserojen olarak biliniyor. Test edilen terlikler ağır metaller içerdiği belirlendi. Bu metaller her ne kadar cilt tarafından alınmasa da çöpe atıldığı takdirde içerisinde bulunan krom, kurşun ve kadmiyum nedeniyle çevreyi kirletiyor. Parmak arası terlik. Özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilen parmak arası terliklerin vücudunuza tahmin edemeyeceğiniz zararları bulunmaktadır. Parmak arası terlik giyildiğinde terliğin ayaktan çıkmaması için ayağın terliği kavraması gerekiyor. Bu kavrama hareketi de ayağın doğal yapısı ve duruşuna uygun olmuyor. Yani parmak arası terlikte terliğin ayağımızın altında kalması için parmaklarımızla kavruyoruz. Bu nedenle de ayak daha gergin oluyor ve yürüyüşümüz rahat akmıyor. Ayrıca ayak baldırlarındaki kaslarda problem yaratıyor. Bu durum koştuğunuz zaman plantar fasciitis adı verilen acılı rahatsızlığa neden olabilir.
her adımda topuklarda keskin acılar hissedilebilir. Bazı ileri durumlarda ise parmak arası terlikler, diz ağrısı gibi alt beden sorunlarına dahi yol açabilir. Topuklu ayakkabılar. Her tarz topuklu ayakkabının sağlığınız için bir sorun teşkil ettiğini duymuşsunuzdur. Fakat asıl sorun bazı markaların topuklu ayakkabı yaparken daha önemsiz davranması. Onlar için önemli olan sadece paradır ve bu yüzden bazı topuklu ayakkabılar daha tehlikelidir. Yüksek topuklu ayakkabı giymek, ayakta içe basma bozukluğunun yerleşmesine ve zamanla ayak baş parmağında taraklanmaya neden olur. Ayakkabı malzemesi kesinlikle nem-vası dengesinin korunması için kumaş veya hakiki deriden teşekkül olmalıdır. Deri ve kumaştan oluşmayan ayakkabı günlük kullanımda kesinlikle giyilmemelidir. Ayakkabı tabanlı silikon ve türevleri olan malzemeler zararlı kimyasal etkileri nedeniyle tercih edilmemelidir. Ayağınızı sıkan ve kokusu bile size tuhaf gelen topuklu ayakkabılar varsa kesinlikle uzak durun. Tavsiyemiz ise olabildiğince bu topuklu ayakkabılardan uzak durmaya çalışmak. Dar pantolonlar. Her gün giydiğimiz ve sağlığımız üzerinde olumsuz etki yapan dar kıyafetler vücudumuza baskı uygulamamıza neden oluyor. Özellikle kot gibi sert kumaşlar giyildiğinde pantolonun vücudumuza verdiği zararlar iki katına çıkıyor. Kıyafetleriniz bacaklarınızı veya belinizi çok sıkı bir şekilde sardığında kalbinizin kan dolaşımını sağlamak için daha fazla çalışması gerekir. Ayak ve bacaklarınızda kan dolaşımı çok önemlidir. Çünkü ayaklarınızın şişmesini önler. Kan dolaşımının olmaması ise sağlığınız için tehlikelidir. Çünkü yorgun ve bitkin hissetmenize neden olabilir. Dar pantolonlar yaz aylarında terlemenize neden olabilmektedir. Terleme sonucu her türlü bakteri için üreme alanı oluşturabilmektedir. Bu nedenle daha salaş kıyafetler tercih edebilirsiniz. G-string. Kadınların kıyafetlerinden iç çamaşırları belli olmaması için giydikleri G-string çamaşır modeli bir takım hastalıklara sebep oluyor. Vajinal enfeksiyon, İritasyon ve hemoroid gibi hastalıklara yol açmaktadır. Bu yüzden kadınlar bu iç çamaşırlarını giyerken iki kere düşünmelidir. Dar pantolonla sentetik kumaşlı bir G-string birleştiğinde hijyen sorunlarının yaşanma ihtimali de artıyor. Sürtünmeye bağlı olarak vajinal bölgede terlemeye ve ısı artışına sebep olan bu ikili yanma, batma hissi, kaşıntı, mantar gibi şikayetler yaşamanıza neden olabiliyor. Küpe. Küpeler tehlikeli aksesuarlar olarak görülmektedir. Özellikle büyük ve ağır küpe kullanılmamalıdır. Kulakta yırtılmalara sebep olabiliyor. Ayrıca egzama gibi cilt hastalıklarının riskini de arttırabiliyor. Ancak küpe takmak sınırlandırılmamalıdır. Kolye, gerdanlık, bilezik, benzer bütün metal aksesuar ürünler bünyede negatif tesirler meydana getiriyor. Metal aksesuarlar ciltte münasebet ettikleri vakit bünyede zincirleme tepkiye neden oluyor ve birçok kasın ayarı negatif bir şekilde etkileniyor. Kaslarda meydana gelen düzensizliği ortadan kaldırmak niyetinde olan sinir sistemi hızlı bir şekilde devreye giriyor ve bu vaziyetten sonrasında kaslarda çok fazla gerilme söz mevzusu oluyor. İşte buna bağlı bunalım ve bel hastalıkları usule çıkıyor. Küçük bir metalin bu denli zararı olması gerçekten çok şaşırtıcı bir durumdur. Sentetik kumaş kıyafetler. Sentetik kumaş kıyafetler giyilmemelidir. Ciltle teması olmamalıdır. Bu ürünler yerine pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Kimyasal olarak işlenmiş sentetik kumaşlar, sağlığınızı ve dünyamızı olumsuz yönde etkileyen toksin kaynağıdır. Doğal lifler kullanılarak üretilmiş olsa bile, elbiselerimiz üretim aşamasında çeşitli kimyasal apre işlemleri nedeniyle toksik maddeler ile yüklenebiliyor. Polyester satın alabileceğiniz en tehlikeli kumaştır. Polyester naylon ve plastikten elde edilir. Derinin hava almasını önler. Gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarmakla birlikte çeşitli cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına sebep olabiliyor. Polyester sentetik yapısı itibariyle çok güçlü bir elektrostatik potansiyel üretir. Yapılan bir diğer araştırmada hamilelere ani düşük yaptırdıkları görülmüştür. Akrilik kumaşlar sentetik polimerler olan akrilik liflerinden yapılır. Akrilik ipliklerle dokunmuş kumaşlar çocuklarda teri iyi çekmediği için vücudun ısı dengesini bozar ve gribal enfeksiyonlara sebep olabilir. Daha da ötesi, polimerler plastiğin ana maddesidir ve kanserojendir. Asetat ve triasetat, selüloz denen ağaç liflerinden yapılır ve son ürün oluşturmak için geniş bir kimyasal işleme tabi tutulur. Naylon petrolden yapılır. Kalıcı ve zararlı olabilen kimyasallarla işlenir. Leke tutmaz, ütü gerektirmez, buruşmaz, güve kovucu her şey. Leke tutmaz ve buruşmaz özellikleri sıralanarak satılan kumaşlar, teflon gibi florlanmış kimyasallarla işlenir.